Çünkü ben de eve misafir geldiğinde ya da bir yere gittim böyle arkadaşlarla buluşmada, evli toplantılarda en son ben yatarım. Çünkü merak ederim. Yani benden sonra uyuduktan sonra ortamda çok eğlence koparsa, aşırı eğlenirse gıcık olurum. O yüzden herkesin üzerine battaniyesini örterim. En son gider yatarım. İlk de ben kalkarım. O yüzden böyle organizasyonların da diken üstündeyimdir. Peki senden bir şey mi esirgendi acaba? Sen niye böyle oldun? Ya ben şey mi dedi? Özeri yatsın da eğlence başlasın, parti başlasın. Kardeşim biz gizli kaygılıyız. Biz hayatımız boyunca böyle ufak tefek kaygılarla, işte Woody Allen bu kaygılarını 32 film, 82 stand-up'la aktarmış insanlara. Biz de işte bir iki kitabımız, birkaç stand-up'ımız. Bir benim en büyük sorunum bu. Yaşadığım çelişkileri ürüne dönüştüremiyorum. Stand-up yapıyorum lan, daha ne sahnede yapıyorum da zayıf konuşuyorsun. Ya, zayıf. Daha iyi olmalı. Şöyle, ben bunu daha önce de söylemiştim defaatle. Köşe yazılarımı okuyanlar. Köşemizde bas bas bağırdık dermiş gibi dedim. Stand-up biraz çiğleşmeye müsait bir sahne sanat dalı. Çünkü alkış bu işin bir parçası olduğu için. Bir yerde alkış almaya bir oynadığın an sadece yüzeysel ve çok düz bir ilişki kurup, dediğin gibi az önce, çok derdini anlatmaktan ziyade alkış peşinde koşabilirsin.